Benim kesinlikle basket takımından seçilmem lazım. Seni bu boyla seçmezler Emre. Boyun kısa. Nedenmiş o? Boyum uzuyor işte. Sen bu boyla Japonya'da bile basket oynayamazsın Emre. Bence o tabağındaki yemekleri bitirse her yerde oynar. Doğru söylüyor. Hadi hepsini yiyeceksin. Göreceğim. Al eline bu çatalı. Al. Yemeye başla. Aslında iyi fikir. Ben büyüyünce Japonya'ya taşınayım. Orada manken bile olabilirim. Konuşma ve yemeğini ye Uğur. Cep telefonunu da kralını alırım. Hani Japonya'ya, o bakımdan söylüyorum. Haluk, yarın telefon faturaları var. Tamam tamam, ben hallederim. Yarın bankaya gitmem lazım zaten. Paranın vadesi doldu. Ne yapacaksın parayı? Bilmiyorum. Fonlar düşük. Vadeliler desen gebermiş. En iyisi borsa baba. Ne borsası oğlum? Bu ülkede borsaya para mı yatırılır? Dünyanın en hassas borsası. Biri birine yüksek sesle bir şey söylese borsa düşüyor. Başbakan hapşursa borsa düşüyor. Psikolojisi bozuk yani. Annenin doktoruna göndermek lazım. Eurobond alırım. Bizim şirkettekiler söylüyordu. 2030 yılına kadar vadeli kağıtlar varmış. Ölürüm ben o zamana kadar be. Öbür tarafa mı yollayacaklar faizini? En iyisi parayı çikolataya yatırmak baba. Nedenmiş o? Bu dünyada hiçbir şey çikolata kadar prim yapmaz baba. Çünkü her gün zam geliyor. Ben de bir şey söyleyecek diye dinliyorum bu havucu. Bence en doğrusu bir uzmana danışmak Haluk. İstersen ben bizim şirketin finans danışmanlarına sorayım. İstemem, istemem. Yok sepet yapanın, yok dövize yatırın. Başkasının parasına ahkam kesmek kolay tabii. Uzmanmış. En iyisi ünlü para uzmanı Feridun Bitir'e soralım baba. Sakın ha, sakın ha. O adamın ipiyle kuyuya inilmez. Öyle de mi baba? Adam bir şey biliyor da söylüyor. Hey büyük Allah'ım ya. Ben 3 kuruş paramızı nasıl değerlendiririz, enflasyona karşı nasıl savaş taktikleri geliştiririz diye düşünürken Havuç Efendi hala işin dalgasında, aferin sana. Ev alalım baba. Hem böylece benim de ayrı bir odam olmuş olur. Bizim o kadar paramız yok ki kızım. 3 kuruş paramız var, onu da enflasyona yenik düşürmemeye çalışıyoruz. Boş ver baba. Tatil köyüne gidelim. Çatır çatır harcayalım paraları. Hem biz kazanalım hem de enflasyon. Emre, ne biçim konuşmak o? Ne var anne ya? Ölümlü dünya. Ne yapacaksın parayı? Hayatın tadını çıkar biraz. Kum, güneş, temiz hava, deniz, Alman turistler, üstsüzler, cep telefonu. Ana, oğlum biz sizin geleceğiniz için biriktiriyoruz o paraları. Şunu konuştuğu laflara bak ya. Biriktirmeyelim baba. Ben hakkımdan vazgeçtim. Benim hakkımla tatile gidelim. Siz de bu konuda biraz bilinçli olsanız iyi olur çocuklar. Geleceğimiz için tasarruf yapmamız lazım. Kazanmak değil, korumak da önemli. Yanlış bir şey yaptın mı para su gibi eriyor. Biz boşuna mı gidiyoruz bankaya? Araştırıyoruz ne iyidir, ne kötüdür. Gerçi ne zaman paranın vadesi de olsa her şey iner. Haluk Bey, günlük repolar düştü. Overnight'lar da pek iyi değil. Fon deseniz onlar da kötü. Ne yapsak bilmem ki. Neden bankaya gidiyorsun ki baba? İnternetten halledebiliriz. Baba baba baba. Teknoloji delilerine bak hele. Ablası cep telefonunda fal baksın. Havuç Bey de internette fink atsın. Oğlum nasıl güvenirsin o internete? Ya şifremiz birinin eline geçerse? Geçiremez baba. Öyle bir şifre yazarız ki en kral hackerlar bile bulamaz. Olmaz olmaz. Virüs var diyorlar. Şimdi durup dururken paramıza mikrop bulaştırmayalım. Telefon bankacılığıyla niye halletmiyorsun babacığım? Yok ya. Hiç tanımadığım bir kıza paramla ne yapacağını söyleyeceğim. Olmaz öyle şey. Bir kere ben öyle şeylerin güvenli olduğuna inanmıyorum. Güvenlik için bir sürü soru soruyorlar ya Haluk. Biliyoruz. Hepsi aynı soruyu soruyor. Annenizin kızlık soyadı. Biri annemizin kızlık soyadını öğrense bittik biz ha. Merak etme baba. Onlar senin sesinden tanırlar. Yok ya. Nezle olunca ne olacak? Alamayacak mıyım ben paramı? İyileşene kadar bekleyecek miyim? Bir la sesi verir misiniz Haluk Bey? La. Ya kusura bakmayın Haluk Bey, sesiniz çok kalın. Size ödeme yapamıyoruz. Ana. Bütün Türkiye telefon bankacılığını kullanıyor Haluk. Şubeye giden bir sen kaldın. Giderim tabii. Oh ne rahat. Ne sıra var ne bir şey. Bir kere gidiyorum, hallediyorum işlerimi. Ben öyle telefonla telefonla uğraşamam. Sevmiyorum öyle şeyleri. Denedin mi ki baba? Bak bir kere denesen fikrin değişecek. Denedim tabii kızım. Denemez olur muyum? İnsanı çıldırtır ya. Yani bir kere müzik dinletiyorlar sana. Sonra biri çıkıyor, 1'e basın. 2'ye basın. Operatör için 7'ye basın. In English press 9. Sonra biri çıkıyor diyor ki şu anda hatlarımız dolu olduğu için sizi bekleme sırası 3'e alıyoruz. Ama o sıra bir türlü gelmiyor. İnsanın kulağı terliyor ya. Teknolojiye karşılaştığın bu savaştan vazgeçmelisin Haluk. Kazanamazsın. Er ya da geç pes edeceksin. Vallahi ben halimden memnunum. Siz kendi hayatınızı istediğiniz kadar teknolojik yapın. Sellerinizle, mellerinizle oturduğunuz yerden işlerinizi halledin. Bana dokunmayın ya. Ben bir kere konvansiyonel bir adamım. Ben vahşiyim, ilkelim. Teknolojiye de sonuna kadar karşıyım.